Ben Müslümanım diyemem. Öyle mi? Bir yaratıcının varlığına inanıyorum fakat dinlere çok inanmıyorum açıkçası. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde mesela o günün bilimiyle bulunamayacak bazı bilimsel bilgiler mevcuttu desem. Ve bunlardan örnek versem kabul eder misin? Kabul yani. Yani bu gerçekten var yani. Var. Bir örnek daha vereyim. Sen heyecanlandıkça ben de heyecanlanıyorum. Mesela diyor ki... Müslüman olmak istiyorum şu an ya. Ya ben bir yaratıcının varlığına inanıyorum. Dinlere inanmıyordum ama şu an dediğiniz çok mantıklı geliyor. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Şu an cidden Müslüman olmak istiyorum. Öyle mi? O zaman gel olalım. Tamam. Ha? O zaman kelime-i şehadeti biliyor musun? Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok şükür. Siz sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. En son röportajdan sonra nasıl tepkiler aldın? Buradaki insanların hiçbiri Starbucks almayı kessin. Bir anda. Bu Starbucks'a giren çıkan hiçbir şey olmaz abi. O zaman Fatih, biz bu çocuklara hiç merhamet göstermeyecek miyiz? Ben sana uçak biletini alayım, git yardım et. Bunu anca böyle yardım edersin. Çok ciddi söylüyorum sana. Uçak biletini ben alacağım. Atla uçağa. Git. Oradaki hastaneye gir. Tamam mı? Etraf bombalansın. Sen rahatsız ol. Röportaj yaparak, boykot yaparak, oradan buradan bir şey yaparak sen yardım etmiş olmuyorsun. Ben mesela yarın arkadaşlarım bana dese ki Starbucks'a gidelim. Hani giderim arkadaşlarım, herkes Starbucks'a gidiyorsa giderim, otururum, kahvemi içerim. O zaman parasını da veririm yani. 7000 tane masum insan öldürülüyor burada. O masum 7000 tane insanı öldüren kişinin dükkanından alışveriş yapar mısın? Yaparım abi, umurumda olmaz ya. Vallahi çok iyi. Yaktılar beni. Ya biraz yanlış anlaşılma olmuş. Yani kötü tepkiler aldık tabii. Amacımız kimseye hakaret etmek ya da kötülemek değildi. Sadece kendi fikrimi belirttim. O gün biraz da hararet vardı konuşmada. Onun da etkisi diye düşünüyorum. Tabii tabii, seyirciler de o yüzden biraz yanlış anlamış olabilir. Ama bence de. İyi ki paylaşmışsınız yine. Öyle mi? Evet tabii. Ha, iyi. Peki, teşekkür ederiz. İsim neydi bu arada? Fatih. Ha, Fatih, tamam şimdi hatırladım. Fatih, ben sana bir sorum var. Müslümansın elhamdülillah. Ben Müslümanım diyemem. Öyle ben, mi? Bir yaratıcının varlığına inanıyorum fakat dinlere çok inanmıyorum açıkçası. Ha, anladım. Deizm mi o zaman? Evet, deist. Ha, peki anladım. O zaman bir şey soracağım. Senin inandığın yaratıcı sence adil mi? Adil biri mi? Değil. Peki adil olmayan birine niye inanıyorsun? Ben olsam inanmam. Yani güzel soru. Adil olmayan birine niye inanıyorum? Şimdi şöyle düşünün. Sonuçta adillikten kastınız ne tam olarak? Hani? Yani mesela şimdi diyelim ki burada bir mahkeme yaptık, tamam mı? Hitler 7 milyon tane insanın ölümüne sebep oldu. Birçoğunun belki bizzat olmuştur, birçoğunun dolaylı olarak. Şimdi bu insanı yargılayacağız. Bu dünyada adaleti sağlayamıyoruz. Çünkü Hitler'i bir defa öldürebiliyorsun. Onun için bu adaleti sağlayacak bana bir yaratıcı lazım. Eğer inanıyorsan mesela. Tabii bir yaratıcı lazım. Fakat şu an hani Müslümanlığın yaratıcısına göre yine adalet yok. Hani sadece deizmdeki olan yaratıcı hani adaletsizse, o zaman Müslümanlıktaki yaratıcı da adaletsiz oluyor. Şöyle bir durum var. Evet. Bu dünyada zaten adaletsiz olduğunu Allah da söylüyor. Adaleti ben sağlayacağım diyor ahirette. Ha, ahiret inancına göre. Evet. Tabii ona inanırsanız evet. O açıdan bakarsanız gerçekten daha mantıklı. Sonuçta bu dünya adaletli değil ama evet, öbür dünyada, ahirette adaletli bir dünya sizi bekliyor. Yani buradaki adaletsizlikleri orada karşılamış olur. Yani evet, kötülük yapanlar cehenneme, iyilik yapanlar cennete. Ben ahiret inancına da pek inanmıyorum. Ben daha çok hani insanın içinde bir ruh var. Bir sonuçta her canlı bir enerji aynı zamanda. Evet. Fizikte hani. Ve biz öldüğümüzde sadece doğmadan önce nasılsak o şekilde devam edeceğiz. Sadece içimizdeki o enerji belki çok başka bir yere gidecek. Hani bunu da bilemeyiz. Anladım. Peki şöyle sorsam, mesela yaratıcı da bizi yaratmış, bu dünyaya göndermiş. Eğer ki bu dünyayla ben bitecek olsam 60-70 senelik, beni niye yarattı, niye gönderdi? Ama işte şöyle düşünün. Bana göre hani insanlık bence bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar küçük varlıklarız biz. Evet. Hani bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar ilkel, aynı zamanda küçük varlıklarız. Tabii evrenin diğer kısımlarında mutlaka daha farklı yaşamlar vardır, daha gelişmiş canlılar vardır. Mesela hani biz, karınca nasıl bize bakıp hani oha hani dev gibiler falan demiyordur da hani yani. Anladım. Bize de o şekilde bakıp ne kadar küçük varlıklar bunlar diye bakan varlıklar vardır. Belki biz bunları göremiyoruz, belki başka yerdeler. Hani bence insanlar bir dinin varoluşuna inanacak kadar zeki de değil bence. Çünkü bunu biz bilemeyiz. Tonlarca din var. Hani ilk din benim bildiğim kadarıyla Hristiyanlıktı galiba. İbrahimi dinler arasında ilki şey,
Tevrat'a inanan Museviler. Yani ilk din Yahudilik. İbrahimi dinler arasında söylüyor. Ya anladım. Ya işte demek istediğim bence genel olarak hani insanlık gerçekten çok hani ilkel yaratıklarız ve hani bir dinin varlığına ya da onu net bir şekilde bilecek bir cevaba sahip olamayız istesek de bence. Çünkü bunu da şu an sadece elimizde ne varsa bilim olarak ona sadece dayanarak bir şeyler üretebiliriz en azından. Tamam, çok güzel. Peki mesela Kur'an-ı Kerim'in içerisinde mesela o günün bilimiyle bulunamayacak bazı bilimsel bilgiler mevcuttu desen. Ve bunları daha sonrasından alanında uzman kişiler tasdik etmiş desem ve bunlardan örnek versem kabul eder misin? Kabul yani çünkü ben de farkındayım bu arada. Hani sonuçta o zamanın elimizdeki bilgilerle hiçbir zaman bilemeyeceğimiz şeyleri kitapta yazıyordu zaten. Evet. Ama hani Kur'an-ı Kerim'den önce de bir sürü kitap vardı. Çünkü bir sürü din var dediğim gibi hangisine inanalım? Yani bu soruyu cevaplayamam açıkçası ben. Şimdi burada da ben şöyle bir cevap verebilirim. Kur'an-ı Kerim'den önce gelmiş Zebur, Tevrat ve İncil'in içerisinden de Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğine deliller var. Onları da söyleyebilirim. Ayet sıralamasına kadar söyleyebilirim bunları. Rab Sina'dan doğdu diyor, Sair'den yükseldi diyor, Paran dağlarında parlayacaktır diyor. Bu Kitab-ı Mukaddes'te geçiyor mesela. Önce Sina diyor, Sina, Tur-i Sina. Yani Musa Aleyhisselam'ı Tevrat'ın geldiği dağ. Sair'de İncil'in Hazreti İsa'ya geldiği dağ. Paran ise Mekke, eski ismi Paran diye geçiyor. Faran dağları diye geçiyor mesela. Mekke'nin dağları da. Orada da parlayacak diyor. Daha Muhammed Aleyhisselam yokken. Bunu bu kitap söylüyor. Ben bunları bilmiyordum mesela. Yani. Bir örnek daha vereceğim mesela. Musa Aleyhisselam Allah diyor ki senin kavmin Beni İsrail diyor. Ben diyor senin kavminin kardeşleri Beni İsmail'den yani Arapların arasından bir peygamber daha göndereceğim. Kendi sözümü onun ağzına koyacağım ve ona inanmayanlar azap edeceğim diyor mesela. Gerçekten yaşanmış mı abi? Evet bunları şu an sana söyleyebilirim. Ayet ayet söyleyeyim. Hazreti İsa diyor ki ben gideceğim ve alemlerin reisi gelecek. O benim söylediklerimi tasdik edecek diyor ve size en doğrusunu bildirecek diyor mesela. Yani bu gerçekten var yani. Var. Bir örnek daha vereyim. Sen heyecanlandıkça ben de heyecanlanıyorum. Mesela diyor ki. Müslüman olmak istiyorum şu an. Şey. Bak bunları direkt kitaptan yerleriyle göstereceğim sen röportajdan sonra. Ayetin sıralamasına kadar. İnternetten girip benim söylediğime değil direkt bakabilirsin. Anladım. Yani yok ben küçükken Kur'an kursuna gidiyordum. Yani oruç falan da tutuyordum. Sonra işte biraz. Uzaklaştık. Uzaklaştık ya biraz. Batının da etkisiyle. Ama haklısınız. Yani sonuçta bunları yapmak gerekiyor, inanmak gerekiyor mutlaka bir şeye. Ya ben bir yaratıcının varlığına inanıyorum. Dinlere inanmıyordum ama şu an dediğiniz çok mantıklı geliyor. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Şu an cidden Müslüman olmak istiyorum. Öyle mi? O zaman gel olalım. Tamam. Ha? O zaman kelime-i şehadeti biliyor musun? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve abduhu resulü. Duhu ve resulü. Fatih, kardeşim gel sen. Allah Allah. Ne kadar mutlu ettin beni ya. O zaman şöyle yapalım. Bizim yerimiz var. Biliyor musun yerimizi? Meskene hiç baktın mı Instagram'dan? Bakmadım. Öyle mi? Davet ederseniz mutlaka misafiriniz olmak istiyorum. Mutlaka. Ne zaman müsaitsin ben mutlaka orada olacağım. Tamam. Hangi gün müsaitsin? Şu sıralar... Hatta telefon numaranı alayım ben senin. Olur. Oradan konuşuruz inşallah. Hadi duruyorum abi. Telefonum yanımda değil şu an. Tamam. Ben mesaj atarım sana WhatsApp üzerinden. Valla aklına takılan ne soru olursa, ne olursa mutlaka... Beklerim ben sana buradan WhatsApp'tan mesaj atacağım. Tamam. Var mı senin bir isteğin? Yok hayır canınıza sağlık. Kendine iyi bak kardeşim. Görüşürüz. Görüşürüz.